Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kürşat Genç. Sizler için şehirler geziyorum. Daha ülke olamadı tabii ama. Daha önce 4-5 ay önce geldiğimiz Mehmet Türkoğlu'nun yanındayız şu an. Kendisi biliyorsunuz ki alaca kuşları besliyor. Sarı ve kırmızı ağırlıklı. Bugün yanına geldik. Dedik ki damızlık üzerine, hastalık üzerine bayağı bir fark yapmış. Çünkü değişmiş şu an. Sistemi değişmiş. Temizlik, hijyenler değişmiş. İlgi alaka değişmiş ya abi. Tabii ister istemez şimdi değişiklik olması gerekiyor. 2 ay sonraki ile 2 ay önceki veya 1 sene sonraki aynı olmaması gerekiyor. Yenilikleri takip etmek lazım. Ustaların yanına gidip yeni fikirler almak lazım. Yavru bakımlarına, damızlık bakımlarına dikkat etmek lazım. Bunlar da tabii ki gezerek oluyor. Öyle oturduğun yerden olmuyor. Araştırıyoruz, geziyoruz, fikir alıyoruz. Hani şimdi ben 33 yaşındayım. Ha, benden daha üst düzey besleyen insanlar var. Hani Türkiye'de gerçekten ciddi anlamda alaca nesilli kuşlar da besleyenler var. Hani biz de burada kendimi de şey yapmak istemiyorum. Yani böyle hani çekim falan yapıyoruz ya. Çekim yapıyorsun. Çok üste görmek istemiyorum. Mütevazi olmak istiyorum. Çünkü daha üst düzey ustalarımız var. Tabii mesela biz kendi elimizden geldiğince en iyisini beslemeye çalışıyoruz. Hani olduğu kadar uğraşıyoruz, gayret ediyoruz, emek veriyoruz. Abi ben bu şekilde. Ben şunu gördüm. İlk geldiğimde tabii yine kuşların güzeldi, yerin güzeldi ama bayağı bir ivme eksikler vardı. Yani şu an mesela gördüğüm kadarıyla kuşların hepsi canlı, hepsi bir formuna kavuşmuş. Nasıl sağladın mesela abi? Nasıl oldu bu olay? Yani okumuşsundur, araştırmışsındır. Abi sonra şimdi sosyal medyanın da artıları var. Senin de artıların var. Özellikle senin çok artıların var. Çünkü mesela geziyorsun. Biz izliyoruz YouTube'dan, şeyden, senin programlarını izliyoruz. Yani bir de ustaların, yani büyük gördüğün usta mesela bakıyorsun kuşları güzel, canlı, kümesi güzel. Gidiyorum yanına, oturuyorum, bir çayını kahvesini içiyorum. Soruyorum diyorum, yani bu kuşların sağlık neden bu kadar sağlıklı? Diyor ki işte şunu 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 yapıyorum diyor. Aynısını ben de deniyorum. Başarılı oluyorsam oradan ilerliyorum. Hani bazen başarısız olduğumuz yerler de oluyor ama tecrübeyle alakalı. Bu deniyorsun, deneye deneye. Ya ben bildiğim yöntemi ustam mesela, lafını böleceğim ama mesela kuşçulukta şöyle bir algı var. Ben biliyorum, bildim ya da tamamlama. Abi bunun sınırı yok. Yani gerçekten yok sınırı. Bildiğini sanıp da başarısız oluyorsun. Ama bilmediğin bir şeyi de yapıp başarılı olduğun da oluyor. Şu manzara bence. Şimdi bu sevgi. Bu mesela elimizde büyüdü. Hani bunu elimizde sabah, öğle, akşam devamlı mamayla besledik. Bak şimdi hayvan yem yiyor şu anda. Hani bu yavru değil. Yavru da yani yem yemeye başlamış, yeme düşmüş bir hayvan. Ama devamlı benim üstümde gezer. Çok seviyor. Mesela bunun kardeşleri falan var. Bunun yaşlarında burada kuşlar var. Hiçbiri yanıma yaklaşmıyor. Onları da aynı özenle, sevgiyle besledik. Ama bu kendini biraz daha bize yakın gördü. Devamlı böyle. Hani normalde de benim üstümden ayrılmaz bu böyle. Ben şey için sordum ustam, yani şunu belirteyim. Yani, abi sevgi. Yani bunu, ilk başta hani hayvan sevgisi, sevgi olacak. Sevgi olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. İnan olsun olmuyor. Hani sevgi olmayınca ne yapıyorsun? Ticari boyutunu aşırı düşünüyorsun. Temizlik yapacaksın, yapasın gelmez. İşte yem atacaksın, sabah atacağını ya öğleni atarım dersin. Hep bahane bulmak için. Bahane bu ama sevgi oldu mu kalkar kalkmaz ben bu hayvana bakmak zorundayım. Çünkü aşırı seviyorum. Abi kalkıyorsun, ben kendim kahvaltı yapmadan, yemek yemeden önce bunların karnını doyuruyorum. Sularını değiştiriyorum. İşte bakımlarını yapıyorum. Ondan sonra kendi özel ihtiyaçlarımı gideriyor. Önce bunlar, ondan sonra kendim. Böyle olunca başarıya ulaşıyorsun. Daha tam başarmış değiliz ama bayağı yol kat ettiğimi düşünüyorum yani. Ya şimdi şöyle abi tebrik ediyorum ben seni. Yani belirtmek istiyorum şunu. Ya sadece bu kuşlar değerliye bakmadığını görebiliyorum. Çünkü biz seninle yakın artık bir abi kardeş dost olduk. Yani çekim yapıyoruz. Bunu da söylememizin mahsuru yok. Ama bazı kuşçularda bunları bir canlı olarak görmemi görüyorum ben. Yani tamamen ticaret olabilir, ekmek parasıdır. Umursamama oluyor böyle hani. Ya yavrunun orada mesela karnı aç, hayvan belli, annesi bakmamış. Ya ona bir yem bas, bir takviye yap, bir şeyler yap, hayvan ölmesin. Hem senin açısından hem onun açısından.
Hem sen ona emek vermişsin, niye 3 gün sonra ölecek o? Hem o hayvan canlı sonuçta, can taşıyor. Yani bir de dediğin gibi bende köpek de var, tavuk da var. İşte bahçede, bahçemiz evet, de var. Güzel bir hani, kendi hobi bahçeni kurmuşsun aslında burada. Ben hepsinin yeri ayrı, hepsine ayrı bir zaman ayırıyorum. Kendime de zaman ayırıyorum. Tabii ki de bunu, hepsini bunlara zaman ayırmıyorum. Tabii. Öncelikle şunu da söyleyeyim, konu konuyu açıyor. Ailenin yeri ayrı, bunların yeri ayrı, işin ayrı, sosyal hayatın ayrı, akrabaların ayrı, hobilerin ayrı. Bunların hepsine zaman ayırman lazım. Kendine program yapman lazım. Evet. Sen devamlı kuş olursa aileni kaybedersin. Devamlı aile olursa bunlarla ilgilenemezsin. Ya şimdi zaman alalım. Hepsini, hepsini belli başlı böyle böleceksin. Bir program yapacaksın kendine. O şekilde gideceksin. O zaman başarılı olursun. Ne ailen sana bir şey der, ne kuşların sana ben açım der. Ya tabii tabii. Demez yani, kimse bir şey demez. Rahat olur ama bunu düzenli yapmak gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Yani başka arkadaşlar nasıl yapar? Sistemleri nedir? Ben dersime çalıştım usta. Bu da sorularımı hazırlamıştım. Çünkü zor olmasın ama. Yok. Şimdi dediğim gibi bak, biz usta değiliz. Ya hani biz mütevazi, elimizden geldiğince yapıyoruz. Bazı arkadaşlar yanlış anlamasın bizim konuşmalarımızı. Tabii. Yok. Belki benim söylediğim şey yanlıştır. Sen ama ben böyle yapıyorum. Ben kendi doğrularıma göre gidiyorum. Gördüklerime, işte ustalarımdan gördüklerim, kendi kafamda biriktirip, tasarlayıp, mantık yürütüp yaptığım şeyler de var. Hiç kimseden görmeyip, ilk defa denediğim şey de var. Başarılı olduklarım da var. Olamadıklarım da var. Hani elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yardımcı oluruz. Hani sorulara. Tabii. Sorun ya şey yani. İçin abi, zaten bizim kanalımızı izleyenler, bizi tanıyanlar, sevenler, daha doğrusu biz derken ben kendimi aslında kastediyorum ama çektiğim ustalar da biz bir aile olduk. Ya sen 10 yaşındaki çocuğun kümesine de gidiyorsun. 50 yaşındaki bir insanın kümesine de gidiyorsun. 100 milyarlık da kümesi var. 5 milyarlık da, 300 liralık da var. Hani sen ayrım yapmıyorsun bu konuda. Ben sana o konuda da tebrik ediyorum. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Gidip de işte bu adamın damında 100 bin liralık kuş var, bunu çekeyim de fenomen olayım gibi yok mantığında bir insan değilsin. Senin amacın bunu yaymak. Bir dostluk, kardeşlik olursa senin artın o. Tabii yani bizim ekstra bir beklentin yok. Ha, yapan kişiler de ne olur abi, onların kendi misafirperverliği olur. Hani o onunla anılır. Aynen. O olur yani. Yarın bir gün başka bir yere gittiğin zaman, konusu açıldığı zaman o adamın ismini zikredersin orada. Çünkü sana bir şeyler yapmıştır. İnsan kendine yakışanı yapar. Yakışanı yapar. Yani şunu belirtelim. Çok büyük beklentilerimiz yok ama ustam, sıkıntıdan sonra gireceğiz. İlkin benden çok sorulan, senin videonun altı yorum gelmiş. Aynı zamanda bana Facebook, Instagram üzerinden sormuşlardı. Abi neden bu tarz kuşlar besliyor ve neden sarı ve kırmızı besliyor diye çok bir soru gelmiş. Yani bu kuşların neler yapıyorsun? Niye sarı ve kırmızı? Niye alacağı? Ben ona değinirsin ustam. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Sarı ve kırmızıyı tercih etmemin en büyük sebebi, eşleşmelerde çok sorun yaşamak istemiyorum. Şimdi sarıyla kırmızı birbirine uyum sağlıyor. Ha illaki ben şunu da demiyorum, üstünü çizerek söyleyeyim. Sarıyla kırmızıyı eşleyin, altından sarı gelir, kırmızı gelir. Aslında o da çok şey değil ama zor durumda kaldın. Elinde eş yok. Ne yapacaksın? Mecburen sarıyla kırmızıyı eşlediğin zaman, mesela gümüş kuyruk. Sarıyla kırmızıyı eşlediğin zaman ya sarı atar, ya kırmızı atar, ya kırmızılığını biraz açık atar. Şunun gibi mesela, bu da tam kan kırmızısı değil. Bu da sarıyla kırmızıdan kendini çıkma. Kendini belliydi değil mi usta? Mesela evet. Gelen bak, üstü hafif böyle bir kiremit rengi gibi, böyle hani tam kırmızı da değil sarı, ikisinin arasında kalmış. Ha ama kötü bir renk mi ya da kusur mu, değil. Hani mantığım buydu benim. Mesela siyahı getirsem, eşini bulamadım, onu ara, o arada siyah belki sen görmeden kümesinde başka bir kuşla eşleştiği zaman, kuşa sonra dersin ki ya bu kuş hatalı bir kuş, eşleşme dersin. Ama bir sen bilmiyorsun, sonuçta 24 saat kümeste durmadığın için siyah bir kuş gidip sarıyla eşlediği zaman, eşi olduğu halde diyorum ben. Yani mesela iki tane sarı kuşum var, gümüş kuyruk. Siyah gümüş kuyruk aldın koydun. Hayvan yumurtada yatıyor, erkeği. Dişi de dışarıda. İster isterseniz zaten böyle ötmeler oluyor, birbirine kur yapıyorlar. O arada eşleşti. O ne oluyor biliyor musun? O kan girdiği zaman, ondan sonra yavruya bakıyorum biraz rengini böyle şey mat atıyor, şey atıyor. Diyorsun ki ya bununla bunu eşledik, işte altından kötü yavru çıktı.
Bunlar demek ki kusurlu. Aslında sen bilmiyorsun. Sen yokken damda kuş eşleşmiş. Hani ondan dolayı mesela bende şimdi sarı kırmızı yanlışlıkla da olsa sarıyla kırmızı birbiriyle eşlense alacağım yavru damarı soyu sopu belli yani. Çok fazla açılmıyor. Yani çaprazlama ve damarlar için genelde bu genelde şu yani neslini bozmamaya çalışıyorum. Yani çaprazlama yapıyorum. Mesela şeylerine gireyim istersen. Onlardan bahsedeyim. Mesela beslediğim 5 kalem zaten eski videolarda da görmüşsünüz. O zaman da diyordum 5 kalem 6 kalem çok fazla çeşide girmek istemiyorum. Çünkü ya bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar yani mesela ilgilenebileceğin kadar kuş besleyeceksin. Bu da çok önemli. Yani. Abi şimdi 200 tane kuşu getirip koydun. Bu 200 tane kuşu kuşla ilgilenmen için senin ya emekli falan olman lazım ya da işin gücün olmaması yani, lazım. Tabii. İşi olan bir insan ben 200 tane kuşa bakıyorum diyorsa ben ona inanmam. Kusura bakmasın. Kimse bakamaz. Ya hani maddi durumu iyidir. Bir iki tane bakıcı tutar. Bakıcı bakar. Ona da kendin diyemezsin ben kuş bakıyorum yani, diye. Zevk kalmaz ya. Keyfini bakıcı alır. Yani. Sen sadece kuşum var dersin. Başka bir şey diyemezsin. O da ayrı bir şey. Hani mesela gümüş kuyruk besliyorum. Sarı gümüş, kırmızı gümüş. Sarı alaca, kırmızı alaca. Mesela alacayı düzle eşlesen çok bir problem olmaz. Ha benim her zaman şeyim de şudur. Yani arkadaşlar yine yanlış anlamasınlar. Hani alacayı düze vurun, düzü kırmızıya vurun, kırmızıyı sarıya vurun değil. Eşi elinde yoksa hani her zaman aynı renk vurmanız daha güzel olur. Sonucu daha güzel alır. Ama mesela kırmızı alacanız var. Kırmızı alaca dişiniz yok, erkeğiniz var. Elinde sarı var, düz. Sarıya eşleyebilirsin. Hani sorun olmaz. Çok. Ya denemede risk yok diyebiliriz aslında. Yani, çok fazla bir problem olmaz. Ama her zaman da tabii kırmızıyı kırmızıya, sarıyı sarıya, sarı alacayı sarı alacaya, kırmızı alacayı kırmızı alacaya. Hani eşlersen sonuç daha güzel olur. Ama şöyle de bir şey var. Bu kuşlarda her yerde bulamıyorsun. Bulunmuyor yani. Türkiye'de de çok alaca var. Onu soracaktım ustam. Hani alacanın kriteri senin için nelerdir? Mesela hani alacada o beğendiğin form nedir? Ya şimdi mesela şöyle bir şey. Mesela alaca var. 3-5 parça üstünde kırmızılık var. Gerisi beyaz. İnsanlar diyor ki mesela alaca, bende bir tane alaca var. Ya var da kriterleri biraz daha iyi, yani aslı nesli sağlam olması lazım. Mesela bir kere alaca, tam bunların çoğu da beyazdan gelme. Yani beyazla kırıla kırıla geliyor, gelmiş. Ama aslı nesli sağlam damarlı alacalar kesinlikle beyaz atmaz. Bunun altını çizeyim bir kere. Yani ben öyle biliyorum. Hani yanlış anlamasın kimse, ben kimseden üstün değilim, yine söylüyorum. Çünkü mütevazı olmayı seven biriyim, karakterim öyle. Her zaman öyleyimdir. Ben bildiklerimi ve gördüklerime göre konuşuyorum. Mesela alacanın altından kesinlikle beyaz atmaz. Ya düz atar ya parçalı atar. Beyaz atıyorsa hani kötü demeyelim de bir tık aşağıdadır. Yani kötü kuş yoktur zaten. Her kuş güzeldir. Her kuş iyidir ama iyisi var, daha iyisi var, daha iyisi var. İşte ustam bazı kriterler vardır. Yani daha şey olanı var. Yani kalitesiz falan demek de istemiyorum. Ya, çünkü abi yani insanların durumu yok mesela, maddi durumu yok. Adam almış besliyor. Yani ne yapacaksın şimdi? Diyemeyiz abi. Şimdi yani ona ya sen dandik kuş besliyorsun, kötü kuş besliyorsun diyemezsin. Çünkü o da bir hani sonuçta sevgi veriyor. Hani o da bir emek veriyor. Ona da saygı duymak lazım. Herkesin bu biraz da maddi boyuta bakıyor. Yani herkes ona göre besliyor. Usta maddiyat demişken, maddi durum demişken şimdi burada besleyici alıcılarda ben temel 4-5 tane takım görüyorum kaliteli. Evet. Yani benim için üst sınıf. Çünkü ben geziyorum. Bana öğretilen, bana söylenen işte şu formda olursa, şu kriterde olursa şu kuş iyidir. Mesela ben Müsevert'i de bilmezdim, Şami de bilmezdim. Alaca, gümüş kuyruk da bilmezdim ama kuyruk sayısı, kapak sayısı bunları öğrendim artık. Evet. Kapağı nasıl olmalı diye. Şimdi burada gördüğüm temel 4-5 tane güzel takımlarım var mesela. Bunları sevdiğin için besliyorsun muhakkak. Ama bunun belli bir ticareti var mı? Peki
bundan sonraki hedefin nelerdir? Yani ne yapmak istiyorsun? Yani tamam, bunu seviyorsun. Ya tamam, şimdi soru, az önceki sorduğun soruya tam cevap veremedim. Şimdi konu konuyu açıyor. Kriter dedin ya. Evet. Mesela kırmızı alaca benim bildiğim bir kere kafa kesmesi olacak. Yani kafadan kırmızılık aşağıya kadar inecek. Kafa kesmesi olacak. Ondan sonra parçala inecek. Bu parçalar geniş olur, dar olur. Ama bir parça olacak. Yani parça dediğim alaca tabiri, zaten alaca ne demek? Yani. İki rengin birbirine karışması alaca. Hani bizim kuş dilinde. Kanat üstleri parçalı olur. Kuyruğu beyaz olur. Gümüş kuyruklardan bahsediyor. Kanat sayıları uçlardan yani en az 4'e 4. Hani 3'e 3 de olur ama 4'e 4 net, kırmızıysa kırmızı, sarıyla sarı olması gereken kriter bana göre bu. Sırtı böyle şey gibi, Kızılderili atlar var ya böyle, evet, hani renkli renkli olur böyle hani, evet, şey. Onun gibi böyle parçalı olması daha makbuldür. Bir de gümüş kuyrukta şuna çok dikkat ettim. Bu da sonradan çıktı ya da ben çok takılmıyorum. Kuyruğuna takılmıyorum ben. Benim için 30, yani bana soruyorlar mesela kaç tane tel kuyruğu var. Ben saymıyorum. Hani 20, yani şimdi kalkıp bir bir onu saymak da ne bileyim bana şey geliyor. Kuşun şimdi mesela kuşta kuyruk kapağı diye bir şey var. Şu anda tam senin üstünde duruyor bak. Onu, bu kuşun mesela kuyruğu böyle şey, hani şöyle oval. Bak dikkat et. Ama daha fake, yani atkına başlamamış bir yavru. Mesela bu kuyruk daha da genişler, böyle olur. Bu kuyruk şöyle olur. Şimdi bunun kuyruğu kaç tel olduğunu bilmiyorum ben. Belki o 20, İstersen belki 30. Ama benim için şu görüntü olsun, beni tatmin ediyor. Hani ve kuyruğunun sayısından ziyade, yani şöyle yapısı, baktığın zaman da bir, hani bir abimiz var, videosunu çektin ya. Hep arada, evet, espri yaparız. Yani o kelimesini çok hoşuma gitti. Söyle abi ya. Seni güzel söylüyorsun. Yani onu da buradan selam gönderelim. Söyleyelim Durmuş abi. Durmuş abi. İnceden Durmuş abi. Osmaniyeli hemşerimiz. Evet. Ben de Maraşlıyım. Kahramanmaraşlıyım. Onun o kelimesini her zaman böyle aklıma geliyor. Yani çok hoşuma gitti. Şey diyor. Yani kuşu aldığın zaman kuş yüzüne gülecek. Hani bu tabir. Bunu diyor ki, şunu demek istiyor aslında. Kuşçu camiasında onu çok iyi anlayanlar vardır. Yani baktığın zaman fizik, kafa yapısı, göz yapısı, renk, duruşu, ayak basarları böyle hani diyor ki orada tiril tiril diyor mesela, evet, batıdakiler o kelimeleri çok bilmez, evet, tiril tiril demesinin sebebi şıkır şıkır yani, böyle güzel, aynen, anlamındadır. Hani bir manken vardır hani podyumda, hani özellikle manken seçerler yani. Tabii, tabii. Kıyafet tanıtacak. Mankeni koyar, bellidir, yürütür. Bellidir, ölçüsü bellidir. He, yürütür yani hani. O hem kıyafeti gösterir, hem kendi gözükür, hem şık olur. Yani demek istediğim de şu. Yani bu şimdi daha fek atmamış bir yavru. Abi. Bak. Şimdi şu kuşun şu anda bile şekli şemali bir şey olacağını gösteriyor. Ama bazı yavru var, belli ediyor kendini. Ha şu da, şuna da doğru şey yapmamak lazım. Mesela yavru kuş da bazen yanıltabilir. Onu da buradan arkadaşlara söyleyeyim. Bu kuş yavruyken böyle daha görüntüsü farklıdır. Yetişkin olunca biraz daha farklı olur. Onu da söylemek isterim. Yeterince herhalde aydınlattım. Sorunu biraz uzun sürdü ama. Dur ağzına keseceğim burayı, evet, da bayağı bir aydınlık oldu. Abi bu ben normalde bana geliyordu devamlı. Şimdi sana gelmeye başladı, ben de çözemedim. Acaba bu tarafta oturuyorsun ya, ondan herhalde. Yok şimdi sen kıyafet değiştirdin ya. Normalde aynen.
kilo. Ha? Bir de. Şimdi yakaladın acı. Abi dur çok güldüm. Kımıldama dur. Evet arkadaşlar, kahvemiz geldi. Allah razı olsun abi. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Tabi Alaca'ya geçtik. Alaca'yı anlatırken diğer sorum gitti. Ya diğer soru ticaret boyutu. Yani herkeste bir ticaret boyutu vardır bu güvercinin. Çünkü herkeste sonuçta çoğalan bir şey. Ama aşırıya kaçmadan tabi biz de yapıyoruz. Hani şöyle yapıyoruz. Hani alayım satayım, alayım satayım. Öyle bir pozisyonda değiliz ama hani çoğalıyor mesela. Sevdiğimiz bir arkadaşımız geliyor, diyor ki ya bunu bana ver. Elinde de zaten fazla. Hani hediyeleşme gibi. Yani küçük miktarlarda bir tabii ki parasal boyutu oluyor var, yani. Tabii. Var yani ki hani kimse kimseye şey, şimdi şöyle ya ben bu işin işte parasına bakmıyorum, şununa bakmıyorum demesin yani. İllaki bir kazanç gelir gider vardır. Hatta eski videoda da hatırlıyorum demiştim yani bunun maliyetini, yem parasını, şusunu busunu çıkartırsan gerisi keyif. Biz de o şekilde bir ticaret yani, o kadar büyük çaplı değil. Maddi durum yok. Hani daha uyguna kuş alıp besliyor. O da seviyor. Onun da bir emeği var. Onun da sevgisi var. Ama bir insana şöyle yani kümesine bir önce bir göz gezdirin arkadaşlar. Yani soru sorarken sormak için sormayın. Yani gerçekten ben öyle yapıyorum. Ben bir bakıyorum. Adam profiline giriyorum. Hani az çok orada zaten artık sosyal medya diye bir şey var. İnsanlara direkt sormadan insanları araştırabiliyorsun, görebiliyorsun. Tabii ki. Ben Kürşat Genç'in kanalına girdiğim zaman orada insanlar Kürşat Genç'e nasıl yorum yapmış, Kürşat Genç neler yapmış, neler söylemiş, karşılığında kelimeleri, ifadeleri ne? Yani bunları görerek bir insanı az çok değerlendirebilirsiniz. Doğru mu? Tabii. Yani ya mesela sormak için soruyor. Ben mesela birine fiyat veya şey bir kuş sorarken önce onu iyice bir düşünüyorum. Diyorum ki karşıdaki insanın belki işi var. Belki bana cevap veremiyor. Belki misafiri var. Belki çocuğu hasta. Belki hastanede. Hani ona öyle bir soru soruyorum ki kısa ve öz soruyorum. Ve ciddi ciddi niyetlendiysem o kuşu almaya ondan sonra üstüne düşüyorum. Ama ya belki alırım mantığıyla soru sormuyorum. Çünkü belki alırım mantığıyla karşıdaki adam sana en az bir yarım saat, bir saatini ayırıyor. Yani. Sana diyor ki işte sen diyorsun işte abi işte bu kuş çok hoşuma gitti. Bunun bir tane daha bana videosunu çeksene. Abi bunu gölgede çekmişim, bir güneşte çeksene rengini göreyim. Güneşte çekmişin, gölgede çeksen abi. İşte üstten çek, alttan çek, profil çek. Hani tamam bunları istemek en doğal hakkın. Sonuçta sen bu kuşu alacaksın. Belli bir miktarda para vereceksin, alacaksın. Yani. Ama onu sorarken biraz işin ciddiyetine bakın. Yani kesin gözüyle bakıyorsan bunları sor. Bakmıyorsan sorma. Herkes emek veriyor. Şimdi bu işi ticaretini yapan arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Bu insanlar da kalkıp 24 saat sana video, fotoğraf, şu bu atamaz yani. Ya bak inan geçen gece 5'inde yani. Soran var. Sabaha karşı 6'da ben bir gün uyku tutmadı. Televizyon açtım. Bir baktım mesaj geldi. Yani ben de bir şaşırdım önce yani. Şimdi ne yazdı? Hep de seni buluyor adam. Bir de öyle bir sıkıntı da var. Mehmet abi çekiyor arkadaşlar. Ben de bir mıknatıs olayı var arkadaşlar. Yani beni yakından tanıyan Antalya'da birkaç arkadaşım var. Onlar da şahittir. Sen de şahitsin. Sen de tanıyorsun beni. Yani böyle bazı insanlar bana çok denk geliyor yani. Ne bileyim bizim de kaderimiz mi böyle, kısmetimiz mi? O zaman çekeceğiz böyle. Diyelim abi. Biz de evde kal diyoruz. Evde kalın diyoruz. Bir şeyler söylemek istiyorum korona virüsle ilgili. Arkadaşlar şu anda hani tamamen ülke ciddi anlamda bu virüs belasıyla mücadele ediyor. Biz elimizden geldiğince evden dışarıya çıkmıyoruz. Ya maddiyat zaten bitmiş durumda yani herkesin. Hani
Bazılarının maddi durumu orta halli, kıyıda köşede parası var. Ama asgari ücretle geçinen birçok insan var ülkede. Gündelik yaşayan insanlar var. Yövmesiyle bir ay, yani o asgari ücretin bir ay evine girmemesi demek, onun çocuğunun belki süt parası, belki bez parası, belki yemek parası, belki mama parasının olmayacağı anlamına geliyor. Yani böyle bir sıkıntılar var. Yani elimizden geldiğince duyarlı olalım. Duyarlı olalım ve yardımcı olalım bence. Ya abi zaten bu konuyu mesela ben normalde söylemek istemiyordum. Sadece evde kalın demek istedim. Sen mesela dayanamadın. Çünkü çok insanlar abi insanları seviyoruz. Yani sonuçta bu hayvanı sevdiğimiz kadar da daha fazlasında insanları da seviyoruz. İnsanımızı da seviyoruz. Yani ben üzülüyorum yani. Ben duygusal biriyim biraz. İşte bu konularda. Eğer durumu iyi olan olursa kendini kasmayacak şekilde yani yardım etsinler bence. Bu konu çünkü milli bir konu. Yardımlaşmak güzel bir şey abi. Yani ya. Yardım edilmesi gerekiyor. Hani bir laf var ya, komşun açken tok yatmak olmaz. Tok yatma. Abi, yardımlaşmayı seven insanımız var güvercin camiasında. Hani güvercin camiasını sen de dile getiriyorsun ya videolarında falan, kötü bir bakış açısı var. Evet. Aslında kötü bir bakış açısı yaratmaya çalışan insanlarımız var. Büyük camiadaki büyük insanlarımız gerçekten ben şahit, çoğuna şahit oldum. Yardımcı olan insanlar çok yani. Onu gördüm yani. Var abi var. Hani var, isim şimdi verip de ya, hani tabii. Onu ayır öbürünü yapmak istemiyorum ama bizim camiamızda da güvercin camiasında da çok güzel insanlar var.